Daha önce Complete 14 videosunda Kontak 7'yi araya sıkıştırmak istemediğimden bahsetmiştim. Bugün bu videoda daha geniş kapsamlı olarak Kontak 7'yi inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin çünkü Kontak 7'nin bazı özel seçilmiş seslerini de bedavaya kullanabiliyor olacaksınız. Nasıl yapacağınızı da video içerisinde anlatıyor olacağım. Lafı daha fazla uzatmadan bilgisayar başına geçelim ve Kontak 7'yi canlı canlı birlikte bir inceleyelim, kurcalayalım, bakalım neler varmış, değer miymiş, değmez miymiş, ses tasarımı nasılmış, yenilikler nelermiş bunlara bir göz atalım. Hadi buyurun. Evet kontak 7 karşımızda. Öncelikle kontağın ne olduğundan bir bahsedelim. Tabii ki bilen arkadaşlarımız vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Hiç kimse bunları bilerek doğmuyor. Kontak aslında çok güçlü bir sampler. Sampler nedir? Örneklenmiş bir sesi manipüle etmemize yarayan, bundan çeşitli enstrümanlar üretmemize yarayan aslında bir teknoloji, bir program da diyebiliriz buna. Kontak bu işin ilklerinden, en önemlilerinden, en çok tercih edilenlerinden. Mesela kontak neden çok güçlü veya nasıl kullanılıyor dünya çapında? Örneğin Abbey Road'a işte bir senfoni orkestrasını sokuyorlar, kaydediyorlar, örnekliyorlar sesleri ve bundan mini klavye ile çalınabilir bir enstrüman yaratıyorlar. Ve bunu da kontak kütüphanesi olarak bizlere satıyorlar. Çünkü hiçbirimizin bütçesi gidip Abbey Road'a bir senfoni orkestrasını sokup kaydetmeye yetmeyecektir büyük ihtimalle biz ev kullanıcıları için. Dolayısıyla çok daha aslında bize pahalı görünüyor fakat uygun maliyetlerle gerçekten profesyonelce kaydedilmiş kaliteli sesleri kullanmamıza olanak tanıyor. Kısaca böyle özetleyebiliriz kontağın esprisini. Şimdi kontak 7'de neler yeni? Birincisi arayüz tamamen değişti. Biraz daha komplit kontrolün arayüzü geldi. Buradan hızlıca istediğimiz seslere ulaşabiliyoruz. İşte buradan ses türüne göre mesela filtreleyebiliyoruz. Örneğin ben bir synth pad istiyorum. Veya işte karaktere göre buradan filtreleyebiliriz. İşte pad istiyorum sint istiyorum. İşte uzun bir release sahip olsun istiyorum. Birazcık hava hissi olsun istiyorum diye buradan karaktere veya ses türüne göre filtreleyebiliyoruz. Onun dışında buradan hızlı bir arama yapabiliyoruz. Örneğin bana bir piyano lazım. Buraya piyano yazdığımda hemen bütün piyanolar geliyor. Ve yazdığım bu piyano kelimesinin altında yine filtreleme işlerini gerçekleştirebiliyorum. İşte akustik piyano lazım dedim. Misal. Bu şekilde filtreleyebiliyoruz. Buradan mesela taglerimizi kaldırabiliyoruz. Buradan kullanıcı seslerini veya kullanıcı kütüphanelerini filtreleyebiliyoruz. Buradan favori presetlerimizi filtreleyebiliyoruz. Yine istediğimiz presetleri buraya etech edebiliyoruz. Yani sabitleyebiliyoruz. Arama kutusunu kapatabiliyoruz ve klasik kontak görünümüne geçebiliyoruz. Klasik kontak görünümüne geçmeden önce size buradan hemen çok hızlı bir şey göstermek istiyorum. Mesela ben buradan işte Analog Dreams kütüphanesine geldim. Kütüphane yüklemeden istediğim sesleri buradan preview edebiliyorum. Ön izleme gerçekleştirebiliyorum mesela. Bu aslında çok büyük hız kazandırıyor bize. Yine bu kütüphane içerisindeki bankaları filtreleyebiliyorum. İşte analog dolayımızın 1 ve 2'si varmış. 2'deki sesleri görmek istiyorum. Layerlanmış sesleri görmek istiyorum gibi. Aramamı çok hızlı bir şekilde daraltabiliyorum ve istediğim seslere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Kontak 7'nin getirdiği en büyük özelliklerden birisi bu. Görünümler arasında da şuradaki düğmeyle geçiş yapabiliyoruz. Bu eski klasik kontak görünümü. Klasik kontak görünümü demişken burada yine kütüphanelerimiz mevcut. Kütüphaneler içerisinde burada arama yapabiliyoruz. Mesela Factory Library 2. Kontak 7 ile gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi de sesler. 40 GB'a yakın bir kütüphane ile geliyor ve tamamen tüm sesler yenilendi, ses motorları yenilendi. Gerçekten harika işler çıkarmışlar. Mesela akustik kategorisine göz atalım. İşte buradan mesela ne açalım? Bir flüt açalım. Kaval. Kaval açalım. Kaval severiz. Evet, akustik enstrümanların tasarımı böyle tatlı bir pastel yeşil mi denir bilmiyorum. Böyle güzel bir hal aldı. Sesler oldukça kaliteli. Her sesle alakalı veya her e, ses türüyle, bankayla alakalı burada çeşitli parametreler görüyoruz. İşte solo çalacaksak solo'yu seçiyoruz. Ornament dediğimiz işte kavalda bazı hareketler mesela dudukta da vardır. E, onları kontrol edebiliyoruz buradan. Sesle alakalı, release noise ile alakalı, atak ve alakalı parametreleri burada görüyoruz. Yine efekt katmanımız var. Efektlerimizi buradan görebiliyoruz ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz. Akustiğe bir örnek olsun. Mesela başka bir kütüphaneye gidelim. Band diye bir kütüphanemiz var. Bu arada bunu kapatıyorum buradan. Mesela Ork'lar demiş. Bakalım Ork'larda ne varmış. Caz demiş. İlgimi çekti caz. Bu da Band arayüzümüz. Bu arada şu klavyeyi alttan kapatmak istersem hemen şuradan kapatabilirim. Böylece daha şık bir görüntü sizlere sunmuş olalım. <laughs> sesler inanılmaz kaliteli. Gerçekten muazzam. Burada yine seçtiğimiz enstrümanla ilgili çeşitli ayarlarımızı yapabiliyoruz. İşte şu anda yüklenen bir Hammond sesi olduğu için burada mesela rotator gelmiş. İşte mesela hızlı modu aldım. Buradan istersem drive ekleyebiliyorum. Sesle ilgili çeşitli varyasyonlar yapıyorum. Ara yüz yine aynı. Burası efekt kısmımız. Şurası da ayarlar kısmımız. Hemen hızlıca diğer türlere de göz atalım. Mesela bende göz attık. Beats'e bakalım. Color Bap diyor. Ben Boom Bap çok severim bu arada. Buradan çeşitli yine sesleri kullanabiliyoruz. Şuradan klavye layout'unu açacağım. Burada çünkü hazır ritimler de var. Mesela... <laughs> Tabi şu anda davın BPM'i 120 olduğu için BoomBap'le çok alakasız bir hız oldu. Fakat buradan sample layout'umuzu görebiliyoruz. Yine buradan saturasyon, transient, cevabı, kalite, reverb, delay gibi çeşitli ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şuradan da groove'lara ulaşabiliyoruz. Burası önemli. Buradan mesela istediğimiz beat'leri seçebiliyoruz. Ve, ve daha güzeli buradan mesela atıyorum bu ritmi beğendik ya. Şuradan sürükleyip buraya direkt midisine atabiliyoruz. Ve istersek bu midi üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz kendimize göre. Bu bence kıymetli bir özellik. Şurada yine midi'den de seçebiliyoruz istediğimiz beatleri. Buradan mesela yani darbuka beat'ini bile buraya alabiliyoruz. Aslında bu beatlerin hepsi ortak bir kütüphanede. Buradan groove'larımızı seçebiliyoruz. Yine MIDI olarak da seçebiliyoruz. Kısacası Beats arayüzümüzde bu şekilde. Tabii ki burada birçok farklı sound'umuz var, farklı kütüphanemiz var. Bu arada kontak 7 ile ilgili önemli yeniliklerden bir tanesi de istediğimiz gibi ekranı resize edebiliyoruz. Yüksek çözünürlüklü görseller kullanılmış. tarz şeyleri seviyorum. Yani çok kullanmıyorum prodüksiyonlarımda ama tabii ki janraya bağlı, türe bağlı. Fakat e, gezerken bile bayağı eğleniyorum açıkçası. Şimdi Beats'e de göz attık. Koro kısmına gelelim. Şimdi sizi bir soprano ile yormak istemiyorum. Vowel Morphs'a bakalım. Bir koro gelsin. Koro arayüzümüzde bu şekilde. klavyenin modülasyon tekerini oynatarak şuradaki vowel morfu yani a'lar, i'ler, o'lar arasında geçişi sağlayabiliyorum. Buradan akor modumuzu devreye alabiliriz. Mesela tek bir notaya bastığım zaman birlisini, üçlüsünü, beşlisini çalsın veya istediğim gama göre mesela minör çalsın. işte ne çalsın? Hangi key'de olalım? Re minörde olalım mesela. Tek bir notaya basarak istediğim gibi akort tetikleyebiliyorum. Yine efekt kısmımız var, ayarlar kısmımız var. Orkestra kısmına göz atalım. Cello çok seviyorum. Hemen bir cello seslerine bakalım. Gördüğünüz gibi orkestral arayüzü de farklı orkestral tools'la işbirliği içerisinde gerçekleştirmişler, yapmışlar bu kısmı da. Yani sound'u duyduğunuz başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ee, şuradan yine istediğimiz artikülasyonu seçebiliyoruz. Şu anda mesela sustain'deydi. İşte spikatto yapalım. Tremolo. Burada dinamik modunu yani dinamikleri mod wheel ve velocity ile ayarlayabiliyoruz. İstersek direkt velocity'ye göre istersek de mod wheel ile yani modülasyon tekerleğimizle kontrol edebiliyoruz dinamiklerini. Mesela sadece mod wheel ile alalım. Şunu da tekrar sustain'e alalım. Şimdi modülasyon tekeriyle e, yumuşaklığını, sertliğini yani dinamiklerini ayarlayacağız. ki kırmızı tuşlarda key switch'lerimiz. Benim klavyem biraz küçük olduğu için hem çalıp hem oradan key switch'lerini yapamıyorum şu an için. E, sadece fikir olarak söyleyeyim size. Şuradaki artikülasyonları klavye üzerinden çalarken değiştirebiliyorsunuz. Programlarken de aynı şekilde mesela buraya yazdığınız yaylılarınızı çeşitli yerlere şu notaları atadığınızda istediğiniz artikülasyona geçebiliyorsunuz. Aslında kullanımı bu kadar basit. Bir de synth motoruna göz atalım. Pedleri severiz değil mi? Synth arayüzümüzde bu şekilde değişti, gelişti. Burada yine sintle alakalı çeşitli parametrelerimiz var. Şurada bir XY pedimiz var. İki farklı sesi olduğu için bunların hangi oranda karıştırılacağını şuradaki pedle de ayarlayabiliyoruz. Yine burada soundumuz, katofumuz, glide'ımız, polimi, mono'mu, legato'mu çalacağımız akor yine tetikleyebiliyoruz. Akor modumuz mevcut. Efektler kısmımız yine burada. Gördüğünüz gibi equalizer, tape, delay, chorus, phaser, cabin, convolution, reverb, limiter aklınıza gelebilecek her türlü efekt var burada işimize yarayabilecek. Burada yine uygulama ayarlarını görebiliyoruz. Şimdi bir de vintage kısmına bakalım. Vintage kısmı da farklı çünkü. Mesela Mini'yi gördüm affetmem. Bu büyük ihtimalle Moog Mini. Ara yüzümüz bu şekilde böyle tatlış bir fosil var. Şurada bir preamp veya power amp lambası var. Şurada yine bir pedal var. Tape var. Fotoğraf makinesi var. <laughs> Anlayamadım ne alaka. <laughs> Ama güzel durmuş. arada bu sesler gerçek enstrümanlardan örneklenmiş, sample'lanmış. Yani büyük ihtimalle en kalitelilerinden, en güzellerinden çeşitli örnekleri bizlerle paylaşıyorlar. Mesela mini pediki demiş. <laughs> Çok hoş. Ben synth tarafına birazcık daha fazla takılıyorum. Şimdi sadece mini'ye baktık ama burada mesela analog makineler var, dijital makineler, davul makineleri var. Mesela davul makinalarına da bakalım. 909 severim. DMX severim. Yani aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyacı karşılayacaktır her türlü janrada. Mesela işte farfisalar falan da var, melotronlar var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Şimdi bu gösterdiklerim bizim Factory Library ikimizde Yani 30-40 GB'lık o büyük e, kontak satın aldığımızda gelen kütüphaneydi. Peki biz para harcamak istemiyoruz. Fakat bu seslerin bazılarını da deneyimlemek istiyoruz, kullanmak istiyoruz. O zaman Complete Start bedava ve içerisinde neler var bir bakalım. Track 01 bas varmış, mikroprizm, lazer bas, New School, Space Drone, Carbon 2, Block Base ve 9 tane de sample edilmiş enstrüman var. İşte bu kısımla daha çok ilgileniyorum ben. Çünkü kontak 7 player beraber geliyor. Burada 6 yazıyor ama şu anda site henüz güncellenmemiş. Ben bizzat indirdim Factory Selection'ı bayağı iyi sesler var içerisinde. Şöyle çeşitli kütüphaneler geliyor. Supercharger çok kullanıyorum. Güzel bir kompresör. Rig 6 player geliyor. Complete Control geliyor. Reaktör Player geliyor. Burada 6 yazdığına bakmayın. 7 gelecek sizlere. Ben bizzat denedim. Şimdi programa geri dönelim. Bunu ücretsiz olarak Native Instruments'tan bir hesap oluşturup indirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani tutup da yüzlerce euro veremeyebilirsiniz. Crack kullanmak istemiyor olabilirsiniz ki hiç zaten tavsiye ettiğim bir şey değil. Factory Selection tam olarak bu işe yarıyor burada bedava gelen sesleri görüyoruz. Bakın mesela 1 2 3 4 5 kategoride geliyor. Mesela akustikte işte duduk mesela bedavaya duduk sesi. Bu arada sesler de kırpılmış falan değil. Yani orijinal kütüphaneden seçmece sesler bunlar. Yani gördüğünüz gibi 5 kategoride onlarca ses var. Bu seslerin hepsi de Kontakt 7 Factory Library 2'den geliyor. Hepsi yeni sesler, güzel sesler. Sonuçta Burada ana kütüphaneden sizlere bazı sesleri seçip bedavaya sunuyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Hoşunuza gitsin full versiyonunu alın diye. Fakat tabii ki full versiyonu almak zorunda değilsiniz. Bu seslerin içerisinde işinize yarayacak sesler vardır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu da bu videonun bonusu olsun. Fiyatlardan yakınan tüm dostlarıma gelsin. En azından güzel kaliteli sesleri. Hepsi olmasa da bir kısmını kullanabileceğimiz bir kütüphane olduğunu bilin istedim, deneyimleyin istedim. Complete Start'ı deneyimlerseniz eğer deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz videoları faydalı buluyorsunuzdur. Faydalı buluyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip paylaşırsanız bu da benim için çok kıymetli olacak. Dilerseniz katıl butonumuz aktif. Bana çay kahve ısmarlamak isterseniz hayır demem açıkçası. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu Instagram üzerinden de takip etmenizi rica ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.